Safi Lezzetler kanalımdan hepinize merhabalar. Böyle büyük boy bir leğenin içine un doldurduk. Üzerine 2 avuç tuz ekledik. Ve ılık su ilave ederek yoğurup özde güzel bir hamur yapacağız. Şimdi sizi hamurla baş başa bırakıyorum. Evet, hamurumuz kıvama gelmeye başladı. Bakın gördüğünüz gibi çok yumuşak değil. Çok aşırı da sert değil. Orta kıvamda, orta yumuşaklıkta bir hamur. Yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurdukça özlü bir, güzel bir hamur haline gelecek. Yoğurduğumuz hamuru bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler alarak bir yere diziyorum. Ve ilk yaptığım yeni bezeden başlayarak açmaya başlıyorum. Evet, bir tane de annemizin açtığı yufkayı göstereyim istedim. Annemizin elinin değdiği her şey gerçekten hem bereketli olur hem lezzetli olur. Allah onlara her daima hayırlı güzel ömür versin inşallah. Tüm annelerimize, tüm babalarımıza. Evet, açtığımız yufkaları bu şekilde sacın üzerinde pişiriyoruz. Bunu izlemesi bile gerçekten çok keyifli.
Bu şekilde birkaç kere çevirerek arkasını önünü güzel eşit miktarda pişiriyoruz. Çok da fazla kurutmanıza gerek yok. Çünkü benim bu yapacağım ekmekler, yani yaptığımız ekmekler, yaş yufka diyoruz biz buna, kuru yufkadan farklı. Hepsini bu şekilde hazırladım. Ve bakın böyle üst üste dizdim bunları. Şimdi aralarını şöyle suyla ıslatarak yine tekrar üst üste diziyorum. Bu şekilde biraz bekleyecek. Üstünü kapatıyorum. ...15-20 dakika, belki yarım saat kadar böyle üst üste dizip bekletiyorum suyla ıslatarak. Islattığımız yufkaları yine 4 tanesini üst üste koyarak katlıyorum. Ve bunları difriz poşetine koyarak difrize kaldırıyoruz. Dilediğimiz zaman çıkarıp yiyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Yepyeni videolarda ve yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.